Aslında'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kerem Tübük'le para nedir, ne değildir üzerine konuşacağız. Yayınlarımız her zaman olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Kerem abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Yalın. Ne haber? İyiyim, iyiyim. Bu hafta seni Twitter'dan takip ediyorum. Güzel mücadeleler veriyorsun. Güzel. Ara renk katıyor hayatımıza. Twitter'ı seviyorum gerçekten. Yani başka şey kullanmıyorum zaten. Hiçbir sosyal medya şeyi uzun zamandır. Twitter güzel. Böyle tabii şeyleri de var. Bazen agresyona ve çatışmaya fazla insanı itiyor. Ama ve şey de öğretti bana bu kısa cümleler, yani aforizma şeklinde böyle kısa, kompakt bir şekilde kendini iletişime kurabilme becerisi. İlk başladığımda, çünkü ben makale yazmaya, forumlarda yazmaya alışmıştım eskiden, eski internet dönemlerinde. Twitter'da çok zorlanmıştım yani, böyle ulan bir şey anlatacağım, şimdi 5 sayfa yazmam lazım, nasıl anlatacağım bu milletelerini? Evet. Yine anlatamıyoruz her şeyi de. Arada bence işte şimdi, bu videolar güzel oluyor. Video linki bırakıyorum. Evet, böyle. Diyecektim yeter. Ki şöyle bir yöntem buldun artık. Uzununu konuşuyorum, tweet'te yanına ekliyorum. Evet, daha güzel oluyor. Bugün de o zaman sana biraz saldırı düzenletecek şeyler söyletelim. Ya, bugün bunda konumuz ona uygun çünkü. Diyeceğiz ki para nedir, gelecek. Ne değildir? Evet, ne değildir? Derinlemesine gireceğiz. Peki nereden başlayalım sence? Şundan soruyorum. Tarihsel bir yaklaşımda farklı bir sonuç elde edeceğiz. Tanımda başka bir sonuç. Çünkü tanım tarih içinde değişiyor. Ana bir tanım verip bütün tarihe onu yayamayız bence. O evet. Yüzden ikisinden birinden başlayalım. Ya tarihselden ya tanımdan. Hangisini tercih edersin? Hiç fark etmez. Çünkü ben ikisinin arasındaki geçişten de bahsedeceğim. O da çok önemli. Çünkü para sadece böyle abstrakt bir birkaç insanın oturup da soyutlamayla ürettiği, tasarladığı bir şey değil. Yani tarihi bağlamından koparamayız ve tabii bu anlaşılmasını zorlaştırıyor. Senin dediğin gibi sonunda geldiğimiz tanımla tarihsel bazı kullanımlar arasında bazı çelişkiler oluyor ama bunun neden olduğununla ilgili de sebepler var. Yani bunları da vurgulamamız lazım. Kafada daha iyi otursun. Çünkü şu anda kullandığımız para, hatta Bitcoin'e getirirsek Bitcoin, geçmişte kullanılan paralardan doğa olarak veya işte yapı olarak farklı şekillerde farklılıklar gösterebiliyor. Ama biraz daha abstrakt haline paranayı mesela onu da vurgulamak istiyorum. Paranın bir aslında fonksiyon olduğu. Bazı metaların içinde kısmen daha az, kısmen daha fazla. Bazen tarih içinde o fonksiyonun giderek artmasıyla farklı şekillere evrildiği falan. Bunlar da önemli konular. O yüzden tanımından başlayalım. Ben tanımını yapayım. Tarihsel olarak da geriye götürüp bu tanımla nasıl çeliştiği veya işte kafa nerede karıştırdığı ile ilgili bazı tespitlerde de bulunayım. Şimdi para fonksiyon olarak, para fonksiyonu bir değiş tokuş aracı aslında. Yani para dediğimiz şey, para fonksiyonu %100 sahip olan bir şey tüketilemez. Hatta tüketim malı üretmek için de direkt olarak kullanılamaz. Sadece likittir. Başka şeyleri satın almak için. Başka bizim nihai hedefimiz ne? Tüketim malı. Çünkü üretim malı üretsek bile nihai hedef tüketim malı ve hizmeti üretebilmek. Varlık, zenginlik, refah buradan geliyor. Yoksa işte fabrikası olduğu için bir insan zengin değildir. Fabrika bir işe yaramaz tek başına. Fabrikadan ürettiklerini satıp diğer varlıklara ulaşabildiği için fabrika bir zenginliktir. Şimdi para bir değiş tokuş aracı dediğimiz gibi. Çok ekonomide çok önemli bir, bu fonksiyon çok önemli bir şeyi yerine getiriyor. Bizi bir kere barter'dan kurtarıyor. Bunu şöyle anlatabiliriz. Para ekonomilerinde, yani barter ekonomisi ve para ekonomisi olarak iki ekonomi düşünelim. Para ekonomilerinde bir kere para fiyatı oluşuyor. Yani her ürün ve hizmetin bir para fiyatı oluşuyor tek bir denominasyonda. Barter ekonomilerinde ise her ürünün başka ürünler kadar fiyatı var. Mesela paranın olmadığı bir ekonomi düşünelim. Elma üretiliyor, armut üretiliyor, işte sandalye, kıyafet bilmem ne. Elmanın hem portakal veya armut cinsinden fiyatı var, hem mobilya cinsinden bir fiyatı var. Barter ekonomisinde hem ne kadar mal ve hizmet üretiliyorsa ekonomi içinde her ürünün diğer şeyler kadar fiyatı var. Hepsinin cross satın alma gücünden. Halbuki para ekonomilerinde
Bir sürü milyonlarca şey üretiliyor, mal ve hizmet ve hepsinin bir para fiyatı var. İşte şu kadar lira, bu kadar lira, bu kadar lira. Böylece insan muhasebe yapabiliyor. Yani kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Bir şey üretirken çünkü amacımız kullandığımız ham maddeden daha fazla bir diğer üretebilmek. Yani aynı üretirsen veya daha eksiğini üretirsen o gereksiz üretim, ziyan demektir, yoksullaştıran bir şey. Halbuki 3-5 bir şeyi bir araya getirip daha değerli bir şey ürettiğimizde o zaten kar anlamına geliyor. Onu hesaplamamıza yarıyor. Başka fonksiyonları işte şeye de şeyi çok biriktirilebilir önemli. Olması, biriktirilebilir bir şey. Tasarruf aracına şey oluyor. Çünkü diğer mal ve hizmetlerin bir kısmı zaten biriktirmek çok zor. Perishable, dayanıklı değil. Dayanıklı olsa bile işte onların da bir ömrü var ve likit değil. Ki likiditeye de buradan geleceğim. Likidite de bize yani paranın herkes likitte şu demek. Herkes tarafından kabul edilen. Yani bir elma diyelim piyasada çok ihtiyaç da olsa, talep de gören bir şey de olsa bir para kadar likit olamaz. Yani herkes parayı elmayı kabul etmez. Ama herkes parayı kabul eder. Çünkü başkasının da o parayı kabul edeceğini bilir. Bu likidite de bize daha önce birkaç programda bahsetmiştik. Gelecekle ilgili belirsizlikte esneklik sağlıyor. Yani sen bazı şeyleri biriktirebilirsin, mal veya işte malları, dayanıklı malları, hizmeti zaten biriktiremezsin ama malları biriktirebilirsin. Ama onları mesela ihtiyaç olduğunda başka bir şeyle takas etmek zorunda kaldığında yine o likidite zorluğuyla karşılaşacaksın. Böylece belirsizlik devam ediyor. Yarın öbür gün senin biriktirdiğin elmaya, balığa, bilmem neye talep olacak mı, olmayacak mı bilemiyorsun. Bunu hesaplamak zorunda kalıyorsun. Halbuki para olarak biriktirdiğin zaman hem dayanıklı, paranın özelliği ve özelliklerinden biri de dayanıklı olmasıdır. Hem dayanıklı hem de gelecekte şeyi bilemesen bile satın alma gücünün %100 en azından her yerde tekrar geçeceğini en azından %90-95 belli oranda emin olabiliyorsun. Şimdi burada paranın geçmişiyle ilgili şunu da söyleyelim. Çünkü para böyle pat diye mükemmel bir tasarım sonucu insanlığa sunulmadığı için zaman içinde bir sürü paralar rekabet etmiş veya değişmiş. Dolayısıyla bu anlattığımız şeyleri yapabilmesi için de paranın belli kalitelerinin olması lazım. Ve bu kaliteli parayla kalitesiz parayı birbirinden ayıran aslında unsurlar. Kaliteli paralar zaman içinde dış etkilerden ve müdahalelerden bir kenara koyarsak belli dönemler o müdahaleler etkili olabilir. Ama zaman içinde bu ekonomik güçlerin engelleyemeyeceği kaliteli paranın bazı özellikleri olması gerekiyor ki bu fonksiyonu gerçekten layıkıyla yapsın veya kalitesiz olandan fark yaratsın. Bunun birincisi miktarının sınırlı olması. Miktar sınırlı olması aynı zamanda şunu da gerektiriyor. Para üretim maliyetinin, para üretiminin bir maliyeti olması ve bu maliyetin de o paranın satın almasına yakın olması. Şimdi enflasyona gelirken biraz sonra onu daha açacağım. Çünkü para arzı sınırlı olursa, para arzından önce şunu da bir araya girelim. Çünkü başka bir para nedir, ne değildir? Ne değildir'i burada bir vurgulamam lazım. Tabii. Para zenginliğin, varlığın kendisi değildir. Demin söylediğimiz gibi ona ulaşımın en kolay aracıdır. Dolayısıyla para miktarının artması herhangi bir ekonomide zenginliğe ek bir zenginlik yaratmaz. Bir ekonomideki zenginliğin, refah artışının tek şeyi üretilen mal ve hizmetlerin artışıdır. Yani bir ekonomi geçmişe göre daha fazla elma, daha fazla buğday, daha fazla ayakkabı, daha fazla ceket üretiyorsa büyüyordur, refah arttırıyordur. Bunlar artmazken para miktarı artarsa bunlar artmadığı için buna talep paranın satın alma gücü düşer. Ve burada paranın piyasaya girişiyle alakalı da ya tamamen nötr olabilir ki bu doğada olmaz. Nötr olması nasıl olur para artışının nötr olması? Herkesin cebinde bir para var, bir miktar para var. Farklı farklı miktarlar. Zamanı dondurdum. 100 birim de para var ekonomide. Diyelim ki 200 birime çıkaracağız, iki katına çıkaracağız. Herkesin cebindeki parayı aynı şekilde iki kat arttırsak, yani aynı anda bu nötr bir artış olur, çok bir işe yaramaz. Ama aynı anda fiyatların bir anda ikiye katlaması. Yani. Yalnız normalde böyle olmuyor. Para miktarı artması herkesin cebine para dağıtılarak olmadığı için, diğerlerden, iyi insanların elinden girdiği için bu sefer var olan para tutan insanların satın alma gücünün o yeni para sokan insanın cebine girmesi demek oluyor. Çünkü var olan mal ve ürünler işte ve hizmetler aynı kalmış, hiç artmamış.
Sadece para miktarı artmış ve bu ürünleri sen parayla talep ettiğin için, parayla talep yarattığın için, parayla satın aldığın için bir başka insan gelip de bir nevi kalpazanlık, en basit mesela. Biri kalpazanlık yapıp da cebinde yeni kendi evinde bastığı paralarla gidip de şey yaparsa, talep yaratırsa, o var olan kıt kaynaklardan bir kısmını kendi mülkiyetine geçirir. Ama aynı anda diğer para tutan insanların da kalan az şey olduğu için satın alma gücünü düşürür. Şöyle gibi yani Kerem abi, değil mi? Aslında bir yerden enjeksiyon belli bir gruptan başlayarak iki katına çıkmışsa, henüz fiyatlar evet, daha artmadığı halde onda nominal olarak fiyat, para ikiye katlanmış. O eski fiyattan satın alıyor şu an. Evet, aynen. Bir kısmını aldı. Piyasaya dağıldığında da para, diğer kişiler ceplerinden para alınmış gibi oldular. Çünkü evet, fiyatlar çünkü yükseldi. Onlardaki para miktarı aynı kaldı. Değişmedi. Ama piyasada mal azaldı. Mal ve hizmet azaldı. Çünkü yeni para yaratan onları çekti. Hı hı. Yani o parayla satın alabilecekleri mal azaldı. Yani satın alma güçleri düştü. Şimdi burada para üretimi maliyetine tekrar dönüyorum. Demin bahsettiğim. Şimdi para üretiliyor. Bu çünkü organik paranın ortaya çıkışı, popülerleşişi ve çeşitli emtiaların ve araçların para olarak kullanılması bir tarihsel süreç içinden geçmiş. Tek bir yerden tasarlanmamış. Bitcoin aksine. Bitcoin orada biraz farklı mesela. Mesela altından bahsedelim, en popüler, işte binlerce yıldır kullanılan ve belli kaliteleri, bu bahsettiğimiz ve bahsedeceğimiz kaliteleri içinde saklayan, içinde bulunduran diğer şeylere kıyasla önemli bir kaliteli bir para birimi. Şimdi altın para olarak kullanılsa da altın üretimi devam etmiş tarih boyunca, hala devam. Yalnız burada şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi haksızlık bir olmasın, milletin yeni üretenler para şeyine çalmasın diye, paranın üretim maliyetinin, yani altın üretim maliyetinin, bir ons altını üretmek için harcadığın maliyetin bir ons altınla satın alabileceğin şeylere yakın olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi çünkü altını üretmek de bir maliyet. İşte gideceksin, kazacaksın, adam tutacaksın, alet alacaksın. Şimdi daha zor, koca koca makineler şey oluyor. Mesela şu anda bir ons altı 1900 dolar. Altının üretim maliyeti de buna yakındır. Daha ucuz olsaydı, bir yolunu bulup da simya gibi bir şey icat etseydi biri, ki modern merkez bankacılık simyacılıktır aslında, çok ucuza altın üretseydi bir insan, hiç bu maliyete katlanmadan, yani bir 1900 dolarlık satın alma gücüne yakın bir maliyete girmeden, böylece işte o denge bozuluyor, haksızlık olmaya başlıyor. En azından diğer türlü, yani üretim maliyeti yakınsa satın alma gücüne, bu kadar kötü etkilemiyor. Arz miktarı artsa bile paranın veya altının. Şimdi modern paraya geçtiğimizde bu tamamen terse döndü. Ona da geliriz. Şimdi arzın sınırlı olması önemlidir. Bunu genelde doğal geçmişte doğal şartlarla o parayı üretim maliyetinin yüksek olmasıyla dengeler şey. Buna göre de seçilir. Çünkü sen bir şeyi para olarak tutacaksan bir şuna güveniyor olman lazım. Gelecekte de bu benim satın alma gücümü koruyacak. Yoksa tutmazsın. Sen bir elmanın sana piyasada, bir kilo elmanın sana piyasada vereceği satın alma gücünü para karşılığı sattıktan sonra onu ileriye taşıyamıyorsan, yani diyelim ki 10 liraya bir kilo elma sattın. Elmanın o anda bir satın alma gücü var barter takas sisteminde. Yani bir kilo elma ile bir kilo armut alabiliyorsun mesela diyelim o anda. Sen şimdi 10 liraya elmayı sattın, o elma satın alma gücünü bir sene sonra 10 kilo portakal alacak kadar koruyamıyorsan, sen o parayı kabul etmezsin veya etmemeye çalışırsın veya etsen bile hemen kurtulmaya çalışırsın. Dolayısıyla ilk şey değer saklama aracı da denir buna. Değer saklama. Bu olmadan gerisi gelmez. İkincisi paranın taşınabilir olması. İşte transaction cost, işlem maliyetinin düşük olması. Aslında buna hem taşınma hem de şey de dahil. Paranın gerçek olup olmadığını sıradan insanın anlayabilmesi. Bu önemli bir özelliktir. Çünkü herkes sarraf değil. Çok egzotik bir şey. Sen para olarak kullanıyorsan ve bunun sahtesini üretmek mümkünse, sen bunu aldığında, kabul ettiğinde bunu birey olarak çok zor şey yapıyorsan, bu para olarak kullanılmaz. Altının kullanılma sebeplerinden biri de budur mesela. Altın aldığın zaman eline diğer metallerden yoğunluğuyla, ağırlığıyla falan ayırt edebilecek sıradan bir insanın, sarraf olmasa bile sıradan bir insanın ayırt edebileceği bir şeydir. İkincisi bölünebilirlik. Şimdi bir sürü mal var, hepsinin değerleri farklı. Zaten barter ekonomisinin efektif olmasının sebeplerinden biri de bölünebilir olmamasıdır. Sen çünkü bir tane ev satacaksın, ekmek alacaksın. Şimdi sen ekmekle evin fiyatı arasında çok büyük fark var. Evi bölemiyorsun. Evi böldüğün zaman fungible değil. Böldüğün zaman parçalarını toplamayı bir eve etmiyor.
Yani ev bütünüyle bir değerli. Parçalarının toplamından daha fazla. Dolayısıyla bölünebilir değil, kullanılamıyor. Bölünebilir olması lazım ki bir miktar para geçtiği zaman eline onu daha ufak fiyatı olan şeylere bölüp harcayabilir. Galiba bunlar şimdi aklıma gelen. Evet, şeyi sahtesinin ayırt edilmesi, işte kolay taşınabilir olması. Hatta bu kolay taşınabilirlik de şöyle de anlatsam güzel olur. Arzın sınırlı olması ve satın alma gücünü koruması zamanda taşımaktır. Fiziksel olarak mekanda taşımak ise portability'si, yani o şeyin taşınabilmesi. Çünkü geçmiş denemelerde, tarihte para denemelerinde mekan içinde taşınamayan şeyler de altın olarak para olarak kullanmıştır ama çok efektif olmamıştır. Yerini altına bırakmıştır. Niye? Altını keseye koyup taşıyabiliyorsun ama koca bir taşı işte veya işte bir ineği inek para olarak kullanmıyorsa veya daha iri yarı taşıması zor bir şey kullanıyorsa onu taşımakta zorlanıyorsun. Böylece altın kalite olarak o özelliğiyle bir adım öne çıkıyor. Mesela altın da bir yerde tosladı duvara. Nerede? Bölünebilirlikte tosladı. Çünkü üretim çok arttı. Altın miktarı artamıyor. Bölebileceğin yer altını belli. Artık toz oluyor, uçuyor, gidiyor. Yani belli bir gramaja kadar küçültebiliyorsun. Dolayısıyla orada bir sıkıntı çıktı. Yanına gümüş girmek zorunda çıktı. Yani girmek zorunda kaldı. Yani daha bol bulunan, dolayısıyla değeri daha düşük olan bir şey yanına girmek zorunda kaldı. Ve bu ekonomide sıkıntı da yarattı. Çünkü ikisinin arz talep ve birbiri arasında fluctuating dengesi var. Ama kullanabilmek için de sabit olması daha iyi. Hep sabitlemeye çalıştılar. Anlamadıkları için tam arz talep kanunu geçmişte. Devletler falan. Böylece işte bir anda baktın eğer altın ucuz kaldıysa altın piyasadan çekildi. Gümüş kaldı. İşte iyi para, kötü para iyi parayı kovar şey de oradan gelir. Öbürü daha ucuz kaldıysa sabitlemede işte biri öbürü kaldı öbürü çekildi piyasadan falan gibi durumlar oldu. Ta ki markalar da önem kazandı. Yani Floransa Florini başka bir değer kazandı. Aynı gram altında başka oradan ülkenin. Oradan da çok güzel girdin. Oradan unuttuğum bir noktaya geri döneyim. Hep bize şey anlatırlar. İşte parayı Lidyalılar bulmuştur. Çok basit ve yanlış bir şey. Parayı bulan birileri yok. Para organik olarak zaman içinde olmuştur. Lidyalıların yaptığı şey ilk popüler olarak darphanede minting dediğimiz gramajını ve saflığını garanti eden, standartize eden. Böylece eskiden de mesela altın parçacıkları, ufak ufak gümüş parçacıkları kullanılıyordu. Ama bunu her kabul eden tartmak zorunda kalacak, yok saflığını ölçmek zorunda kalacak. Bu ekstra bir yük ve maliyet. Bu maliyeti ortadan kaldırmak için bir standartizasyon. Bunu devletin yapması da şart değil ama tabii ki devletler büyük ve kontrol ettiği için zamanında devletler girdi. Ve orada da bir senyoraj hakkı oluştu. Şimdi senyoraj hakkı ilginç bir şey. Normalde belli bir şeye kadar senyoraj hakkı son derece haklı bir haktır. Neden bu? Çünkü sen bir hurda altın veriyorsun. Adam onun maliyetine katlanıyor. Sana standartize bir coin şeklinde bir sikke yaratıyor. Ve bu sikke sayesinde senin maliyetin düşüyor. Verirken çünkü başkası onun güveniyor ona. Yani tartmak, saflığını ölçmek zorunda değil. Dolayısıyla mesela ilk basında diyelim ki %10 senyoraj hakkı olsun diyelim. Çok ama sen 10 gram, 11 gram hurda altın götürdüğünde onu basan sana 10 gramlık coin veriyor. Yani %10'unu kendinde tutuyor. Niye? O işte minting masrafında o hizmeti gösterdiği için. Ama bu tabii yozlaştı zaman içinde biliyoruz. Devletler buradan kontrol ettikleri minting darp olayında tekellerini aldıkları için ve para ihtiyaçları oldukları için devletin para ihtiyacı asla bitmez. Tarihte de böyledir, şimdi de böyledir. Bu şeyi suistimal etmeye başladılar. Ne yaptılar? İşte gramajını düşürdüler. İçindeki alaşımın işte alaşımla saflığını maden düşürdüler. Oranlarını işte. Maden oranlarını düşürdüler. Böylece çünkü altını üretemedikleri için birden böyle istedikleri gibi bununla oynamaya başladılar. Bu tarihte işte Osmanlı'da da olmuştur, Roma'da da olmuştur. Yani yıkılan bütün imparatorluklar aslında bununla başlar. Yani önce bir ekonomik sıkıntı, sonra kolay yoldan bu ekonomik sıkıntıyı artırmak için parayı bozmak. Parayı bozduğun zaman da hızlanarak artan ekonomik bir çöküş. Çünkü dediğimiz gibi para ekonomide çok önemli. Para bir makinenin yağı gibi, yani içten yanmalı motorun bir yağı gibi. O olmadan düzgün çalışmıyor çarklar. Bir şey lazım, o kayganlaştırıcı veya işte o şeyi kolaylaştırıcı, işbirliğini ve ticareti ve değiş tokuşu kolaylaştırıcı bir araç lazım. Dediğimiz gibi işte para fiyatlarının oluşması lazım, hesap kitap yapabilmen lazım. İşte bölünme sorununu, coincidence of wants denilen barter'da işte karşılıklı arzu tesadüfünü ortadan kaldırman lazım. Yani ben bir elma satacağım, sende sadece armut var. Benim aynı anda armut istememin tesadüf, yani çok az bir tesadüf.
Ama sen ikimiz de kendi malımızı para karşılığı sattığımız zaman illa birileri var bizim malımızı isteyen. Yani ikimizin olmasına şart değil para olduğu zaman. Şimdi buradan şuna gelelim başlangıçta. Dediğimiz gibi para zamanla böyle kullanıldıkça para ne demiştik? İşte kendi tüketilemeyen fonksiyon olarak ve üretimde de direkt kullanılamayan bir şey. Sadece takas aracı. Bir de Ama bir şunu da şey... ekleyeyim Kerem abi. Senin aslında her zaman vurguladığın bir mesele yani bu. Sen diyorsun ya evrimsel bakış açısıyla bakıyorsun ve genetik havuzunun dışına çıktığında güven problemi olduğunu söylüyorsun. Evet. Altına ve gümüşe bu güven problemi olmadan önce geçiş yok. Ondan önce deniz kabukları gibi Tabii. markalarla yapıyorlar. Yani sanki bir çayhaneye gittiğinde para olmayan markayla çay alıyoruz ya. Onun bir parasal değeri yok. Başka hiçbir yerde geçmiyor. Sadece burada geçiyor. Orada bir para basımı olarak düşünmüyorlar onu. Borçluluğun ve alacaklılığın soyut bir muhasebe tutulumu. Boncukları Evet. sanki oraya çekmiş, Öyle buraya çekmiş öyle gibi. değil. Aslında Ne ondan zaman da daha içgüdüsel, daha basic, daha içgüdüsel. Yani bu ölçüt zoraki olarak senin söylediğin gibi parasal olarak üretilmesi zor olmalı. Güvenemediğin kişiyle karşılaştığında. tabii. Artık aynı kasabada olmadığında bir kere görüşeceğinde hayatın boyunca bir kere görüşeceksin, bir daha görüşmeyeceksin. O zaman Öyle ama standart aslında sorumlu gerekiyor. kasabada bile o güven olmaz. Ben söyleyeyim. Yani bir şekilde o dediğin incik boncukta da aslında üretim maliyeti yüksektir. Yine kıt kaynak vardır. Yalnız onlar bölgesel. Yani bölgesel şartlarla. Çünkü Tabii diyelim aynen öyle. şimdi bir Genetik Afrika havuz için. kabilesi sadece yok genetik havuzu değil. Şöyle anlatayım. Şimdi Afrika bir kabilesi şey kullanıyor. Cam boncuk kullanıyor. Bu camları kendileri üretmiyorlar ama işte volkanik şeylerden dolayı veya işte çeşitli sebeplerden doğal oluşan cam boncuk gibi cam parçaları düşün. Silikonun işte ısınılması ve soğuması sonucu oluşan kristalize cam. Şimdi o bölgede evet onlar kıt. Ama başka bir bölgede bu kıt değilse ya yani o bölgede bölgesi olarak o para olarak kullanılmaya devam ediyor ama işte bu aynısı bu dediğim şey oldu. Afrika'nın Sahara altına indiği zaman Avrupalı tüccarlar baktılar burada oranın yerleri cam parçaları kullanıyorlar. Avrupa'da cam üretme teknolojisi var. Adamlar onu o kadar ucuz üretebiliyor ki sonsuz üretebiliyor. O zavallı yerliler zar zor buldukları şeyleri kıt olduğu için kendi aralarında para olarak kullanırken baktılar o zamanlar Avrupalılar ya bunlar bir sürü değerli şeyi işte bu boncuk karşılığına vermeye razı. Biz de Avrupa'da cam fabrikalarında teknolojimiz var. İstediğimiz kadar cam üretiyoruz. Getirdiler o camı. Bir anda cam para olmaktan hiperenflasyon oldu. Cam para şeyinde ve cam para olmaktan çıktı. Aynısı mesela Asya Pasifik'te bir adada çok ender bulunan bir taş para olarak kullanılırken yine bir Avrupalı gezgin geliyor oraya bakıyor böyle bir şey var. Adamların da onun karşında kabul ettikleri o Avrupalı'nın istediği mal var. Yan adada o taşlardan bol var. Gemisi var bilmem ne adam var. Getiriyor bir sürü taşı adaya. Birden oradan hiperenflasyon oluyor. Oradaki satın alma gücünü bir anda cebine indiriyor ve oradaki o para olmaktan çıkıyor. Şimdi böyle şeyler var tarihsel. Yalnız şöyle şunu bir daha vurgulayayım. Şimdi bir şeyin para fonksiyonunu alması ve arttırarak devam etmesi zaman isteyen bir süreç. O yüzden de bazen geçmişe baktığımızda bir süre olarak para kullanılan şey aynı zamanda da tüketim maddesi veya üretim maddesi de aynı zamanda. Yani biz başta dedik ki aslında para işte tüketilemez, işte şey yapamaz, o yüzden artması varlığı arttırmaz, zenginliği arttırmaz ama eskiden hala da böyle altın mesela takı aynı zamanda. Elektronikte kullanılıyor. Tüketebiliyorsun. Yani yok edemesen bile bir şekilde para dışında başka kullanım alanları var. Yani altın bile saf para haline gelememiş çünkü alternatif kullanım alanları var. Buna yanlışlıkla insanlar intrinsic value işte öz nedir Türkçesi öz değer gibi bir şey katıyorlar. Bu yanlış. Hiçbir şeyin öz değeri yoktur. Değer tamamen sübjektiftir. Karşı tarafın aksiyonu sonucu ortaya çıkar. Arzusunun beslediği aksiyonun sonucu ortaya çıkar. Ama bu alternatif kullanım kafa karıştırdığı için millet alternatif kullanıma intrinsic value der. Mesela hala bugün Bitcoin'cilerle altıncıların tartışmalarında bu altıncılar bunu söylerler. Altının işte intrinsic, içsel bir değeri var. En azından işte mücevher olarak alternatif şeylerini söyleyerek sanki içsel bir değer olduğunu iddia ederler. Kavram olarak bu ekonomide yanlıştır. Hiçbir şeyin, hiçbir ekonomik değerin kendi içsel değeri yoktur. Sadece bir başka insan davranışıyla ona değer verdiği zaman değeri ortaya çıkar. Tabii ki hepimiz ortak arzularımız var. O yüzden yani sadece bir insanların oturup toplanıp bir araya gelmesine gerek yok bir şeye değer vermeleri için. Yani yiyeceğe sen de değer veriyorsun, ben de değer veriyorum. Dolayısıyla onun yiyeceğin intrinsik içsel değeri olduğunu göstermez. Yine de neyse onu vurgulayayım dedim. Bunun dışında
Bir ara vereyim istersen. Senin de aklında soru varsa nereden Tamam. ne? Şöyle bir merak ettiğim konu var. Altın ve gümüş başta yok. Sonradan ortaya çıkacak ve sonra da kaybolacak Kerem abi. Demek ki Evet. tarihsel süreç artık paranın basılması için belli bir masrafı kaldıracak durumda değil. Paranın Ay tekrar o ücretsiz basılması. Öyle öyle. yok Tekrar öyle değil. ücretsiz basılması. Öyle değil. Oraya Devletin gelecek. güvenilirliği karşısında ücretsiz basılması. Evet, söyle İşte bakalım. Merak o ettim ne zehir. diyeceksin. Paranın içinde bulunduğumuz durumun en büyük sebebi o. Şimdi üretim maliyetinden bahsettim. Üretim maliyeti doğal üretim maliyetinin olması. Yani altının doğal bir şekilde az bulunabilir. Derinlerde olması bir balans sağlıyor, bir çek sağlıyor. Arzın artmasına. Şimdi altın dediğimiz gibi ama mükemmel değil. Sıkıntıları var. Nedir? İşte taşıması zor nispeten. Diğerlerine göre kolay olmasına rağmen kağıda göre zor mesela. Ve bölünebilir değil. Şimdi banknotların devreye girmesinin sebebi altının bu eksikliğini kapatmak için önce. Gerçek bir ihtiyaç. Yani oturup birilerinin komplo teorisi komplo şeyi yapmasına gerek yok. Şimdi hatta tarihsel olarak da banknotların çıkışı global ticaretin hacminin artmasıyla olur. İşte İtalyan şehir devletleri, Venedik, Cenova ve işte Floransa, daha böyle şeylerin bütün o Akdeniz, İpek yolundan gelen bütün şeyleri aradan alıp Kuzey Avrupa'ya taşıması, Kuzey Avrupa'dan İpek yoluyla Doğu'ya taşıması, işte o Avrasya'nın Akdeniz'le birlikte o ticaretin büyümesiyle altının bu zorlukları ortaya çıkıyor. Çünkü sen mal yolluyorsun Uzak Doğu'ya, işte Filipinlere bilmem neye, oradan işte spice alacaksın. Nedir? Tarçındı, karabiberdi bilmem ne falan filan. Buradan şey yollayacaksın. Her birinde böyle külçe külçe altınlar girecek. Gelecek bilmem ne zor. Ne oluyor kardeşim? Bu altın sende kalsın diyorlar. Kasana koy. Onun karşılığında bana bir altın çeki ver. O altın çeki ben bunu elden ele şey yapayım. İsteyen gitsin o altın çekiyle. Dileyen altını fiziksel olarak teslim alsın. Bu aynı zamanda şunu da getiriyor. Kağıt olduğu için representative, yani bir oradaki gramajı, altının gramajını abstrakt olarak kağıdın üzerine yazıyorsun. Dolayısıyla bölünebilme sorunu kalmıyor. Yani sen 1 gramın %1'i fiziksel altını elde değiştiremiyorsun ama kağıdın üzerine 1 gramın %1'ini yazıp altını temsil ettiğini yazıp bunlar küçük banknotlar olarak elden ele dolaşabiliyor ve toplu halde işte hani nasıl biz de banknotları birleştiririz, bir banknot stack'i olur, onunla bir şey alabiliriz bazen. O ufak ufak şeyler tekrar birleşebildiği için o kağıt parçaları teslim alınabilecek gramajda altına denk getirip geri alabiliyorsun veya ticaret içinde kullanabiliyorsun. Şimdi bu şöyle bir şey ne oluyor? Daha önce ne dedik? Altın olarak altın ve gümüş para olarak ha, bu arada tarihsel olarak gümüşün de parasal fonksiyonunu kaybetmesine neden olmuştu. Çünkü gümüş dedik yana bölünebilme sorunu yüzünden girdi ya. Banknot altının bölünebilme sorununu halletti. Yavaş yavaş gümüş para olmaktan para fonksiyonunu yitirip emtiaya dönmüştür daha çok. Yani aynı zamanda oranı değişmiştir. Emtia kullanım şeyi artmıştır. Hatta bu dönemde gümüş standardında kalan ülkeler çok büyük ekonomik krize girmişlerdir. Mesela Çin. Hatta bir dönem Amerika inat etmiştir. Orada büyük şeye girmiştir. Şimdi ne dedik? Geçmişte bu sikke durumunda yani fiziksel olarak değerli madenlerin para olarak kullanıldığı dönemlerde bile devletler bu kontrolü suistimal ettiler. İşte bazen işte gramajını düşürdüler, bazen şeyini düşürdüler, içindeki alaşım saflığını düşürerek falan filan. Şimdi bu banknot sisteminin gelmesi maalesef bu suistimal şeyini arttırıyor. Nasıl arttırıyor? Şimdi bir, her elde değişen kağıt gidip de redeem olarak o kasada duran altına gelip şey olmuyor. Niye? Çünkü ihtiyacın yok. Yani aşırı bir güvensizlik olmadıktan sonra. Yani şöyle bir şey hissetmediysen, Allah benim altın burada durmuyor galiba, işte bunun karşılığı yok galiba diye bir şey hissetmediysen ki bu dönemler çok uzun dönemlerdir. Yani olmuştur. Arada tabii ki bunların olduğu ve krizler, bank run dediğimiz dönemlerde olmuştur. Ama genel olarak bakarsan tarihe onlar istisnadır. Çok hızlı olur biter o zaten. Şimdi bu neye yol açıyor? Saklamacıların yani altınların fiziksel olarak saklayan ve karşılığında banknot üreten ki bunlar ilk başta bankalardı, özel bankalardı. Ki bu bankalarda tüccarların elindeydi. Çünkü o kadar herkes işte o zaman mevduat falan yok. Herkes kendi parasını borç veriyor. Tefecilik bir nevi. İlk bankacının başlangıcı bizim tefecilik diye bildiğimiz şeydir. Herkes kendi sermayesini borç verip faizle işte şey yapıyor. Bankalar ve tüccarlar bu altınları kasalarına yığdılar. Daha fazla üretmeye başladılar. Karşılıksız banknot üretmeye başladılar. Niye? Çünkü aynı anda herkesin gelip altın isteme ihtimali düşük.
Ama ne oldu bu? Zaman içinde bunu abarttıkları için işte biraz açgözlülük, işte insan doğası, böyle piyasanın çeki, piyasa seni kontrol etmediği zaman, böyle şeyler verdiği zaman sana açılma imkanı, insan doğası bunu kullanıyor bir sürü insan. Bu dönemde işte piyasada banknotlar artmaya başladı. Bu insanlar yani oturup kitap hesap kitaba bakmasına göre hissedip de bir şekilde korkup da banknotlarla bankaya hücum edip de altınları istedikleri zaman bank run dediğimiz bankaya hücum olayları gerçekleşiyor ve sonuçta bakıyorlar işte atıyorum iki katı basmış o banknotlar yarı yarıya düşüyor değeri doğal olarak çünkü karşılığında şey oluyor yani o kadar altın var. Buna discount diyorlar. Sonra o banka batıyor, temizleniyor. Sonra yeniden başlıyor belli bir süre işte yine güvenle tabii ki yani bu dolandırıcılar dolandırıcılık bir nevi bu ama bu herkes böyle her dakika dolandırıcılık yapamaz. Anlar millet der ki ulan sana niye vereyim? Belli zaman sonra tekrar güvene dayalı bir şey oluyor. Sonra tekrar bu oluyor. Sonra devletlerin devreye girmesi işi çok daha merkez bankaları şeyiyle yoluyla çok daha içinde bulunduğumuz duruma bu enflasyon belası dediğimiz yani sürekli hiç şey yapma şey yapma. Senin dediğin o işte ucuz üretebilme maliyeti aslında bir yandan baktığında sana evet ha, hiç maliyete kalmadan biz para üretelim. Öbüründe bir sürü şeyi çarçur ediyorduk. Bir sürü kaynak çarçur ediyoruz. İşte madenden altın çıkaracağız. Bir sürü para gidecek. Bilmem ne. Bir yandan böyle bakabilirsin ama şunu unutma. Arzı kontrol eden şey çok önemlidir. Bu arzı kontrol edemezsen para miktarını. Paranın üretim maliyeti hele kağıt basmak kadar kolay olursa ki şu anda daha da kolay çünkü kağıt da kalmadı. Kağıt bile maliyetli. Şimdi dijital tık 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 bilgisayara girip yaratıyorlar. Trilyonlarca dolar. Yani ne kadar düşük olursa parayı üretmenin maliyeti arzın önündeki kontrol o kadar ortadan kalkar. Arzın önündeki kontrol kalktığı zaman da para yok olmaya doğru gider. Önce enflasyon, sonra hiperenflasyon. İçinde yaşıyoruz bunu. Bugün yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yaşıyoruz. Son yıllarda yapılan işte bu kadar kolay ürettiği için parayı. Çünkü alternatifi de var yani bunun. Alternatifi ne? Bu parayı devlet niye üretiyor aslen? Kendi daha çok harcayabilmek için. Direkt kendisi almasa bile üretilen parayı harcamasa bile kredi yoluyla girse bile yine devletin borçlanma maliyetini düşürdüğü için ona bir katkısı var. Bunun alternatifi ne? Vergi salmak. Bu kadar harcamayı yapacak vergi salabilir mi hiçbir devlet sence? Bir yerde limit var. İnsanlar isyan ediyorlar. Ama enflasyon gizli vergi dediğimiz işte böyle hissettirmeden düşük para üretme maliyetiyle piyasayı arttırıp bir de tabii daha önce de konuştuk. Günah keçisi bulmak da kolay. İşte marketçi, ev sahibi, aracı, komisyoncu. Çünkü Merkez Bankası. insanlar o adamlarla muhatap oluyor. Merkez Bankası'nı görmüyor ki sıradan adam. Gidiyor markete %50 artmış şey. Veya gramajı düşmüş. Yani aynı malın. Ona şirinflasyon diyorlar işte. Çünkü daha önce de bahsettik. Piyasa aktörlerinin fiyat arttırması dünyanın en zor işidir. Mecbur kalmadan yapamazlar. O yüzden de şirinflasyon diye. Yani aynı fiyatı ama daha düşük gramajı mal satmayı seçen bir sürü adam vardır. Yani öyle olmasa bu kadar kolay olsa fiyat arttırmak niye böyle yapsınlar? Yine 100 gram çikolatayı 100 gram çikolatayı diye fiyatı arttır devam eder. Arttıramıyor. Çünkü arttırdığı zaman alacak adam yok. Ne yapıyor? 100 gramdan 70 grama düşürüyor. 50 grama düşürüyor. Böylece satmaya çalışıyor. Şimdi enflasyona geleceğiz dedik. Geldik nihayetine. Mecburen geldik. Şimdi bu enflasyon bölümünde zararlarını konuşmuştuk. Bir sürü zararı var. İşte faizleri baskılaması yüzünden, işte varlık enflasyonu yani elindeki insanların varlığını, zenginliği yaratan enflasyon bile zararlı. Çünkü faizleri baskılıyor. Yanlış yatırımlara neden oluyor. İşte ekonominin elinde olan kıt kaynakların çok uzun vadeli yatırımları kaldıramayacak kadar küçük varken bile sen uzun vadeli yatırımı benim ekonomim, benim tasarruf şeyim kaldırır zannediyorsun. Öyle işlere giriyorsun. Çünkü faiz baskılanmış oluyor. Fizibilite yaptığında karlı hale geliyor. İşte sıradan insanı en çok etkileyen sürekli fiyatların değişmesi o da değil belirsizliğin artması. Sen bilsen her ay %10 garanti artacak. Hiç azalmayacak, artmayacak. Tıkır tıkır %10 artıyor fiyatlar. Sen maaşını da işte %10 artışla ona yine bir dengeye oturur. Yine bir şekilde bu şey yaparsın. İdeal değildir ama yine bir şekilde manage edersin. Ama bugün bu ay %10 artmış. Yarın %20 artmış. Yarın %50 mi artacak? Bilmem ne mi olacak? Bilemiyorsan. Yerine koyduğun malın maliyetini hesaplayamıyorsan. Bu tip şeylere kontrat yaptığında uzun vadeli bu kira kontratı olabilir. İşte başka kontratlar olabilir. Satın alma gücünü bilemediğin için o kontrat seni çok kötü duruma düşürüyorsa. Şimdi mesela ev sahibi kiracı. Bu gırtlak gırtlağlar değil mi? Niye? Çünkü Türkiye'de şu anda çok yüksek bir enflasyon var ama devlet fiyat kontrolü yapıyor kiralarda.
kiracıyı korumak adına diyor ki kirayı şu kadar arttırabilirsin diyor ancak diyor. Normalde artması gerekirken fiyat tavan fiyat uygulaması gibi bir şey oluyor. Yani belki fix bir fiyat vermiyor ama yüzde olarak tavan fiyatlaması uyguluyor. Böylece kontrat, bir de kontrat yapmışlar. Hatta o olmasa bile 10 senelik kontrat yaptın sen ev sahibinden TL bazında. Sen kontrat yaptığında TL'nin enflasyonu %10'du senelik. Şimdi %100. 12. senesi olmuş. Sen yaptığın kontratın o nominal yazan rakamların anlamı kalmamış. Sen kazık yemişsin ev sahibi olarak veya kiracı olarak o kontrat sayesinde bir anda büyük bir avantaja kavuşmuşsun. Çünkü verdiğin kira satın alma gücü olarak sürekli düşüyor aslında. Yani kontratı bağladığın için. Böylece uzun kontratlar yapılamıyor. O para biriminden enflasyona maruz kalmış o para biriminden uzun kontrat yapmanın imkanı kalmıyor. Uzun kontrat yapmadığın zaman uzun sonucunu alacağın işbirliklerine giremiyorsun. Yani bugün bundan 5 sene sonra 10 sene sonra bir işbirliğine girmişsin, bir kontra bir anlaşma yapmışsın. 10 sene sonra karşılığını alacaksın ama hesaplayamıyorsun ki 10 sene sonra senin o rakamların satın alma gücünün ne anlam ifade ediyor. Yarın dün 10 liraya aldığın şeyi öbürsü 100 liraya, 200 liraya alabiliyorsan, satın alabiliyorsan uçtu gitti yani. Hiçbir belirsizlik, gelecekle ilgili büyük bir belirsizlik. Normal enflasyona maruz kalmamış para gelecekle ilgili belirsizliği azaltırken enflasyona maruz kalmış para aksine daha da arttırıyor belirsizliği. Yani tam böyle tepe taklak hale geliyor ve insanlar da bir anda tabii ki sıradan insan buna çözüm arıyor. Elinden geldiği kadarıyla. Ne yapıyor mesela? Türkiye'de TL'nin enflasyonu dolardan daha mı fazla? Hemen dolara gidiyor. Varlıklarını dolarda tutmaya başlıyor. Veya işte hard asset dediğimiz sağlam işte dayanıklı mallar yiyor. Bugün işte teneke yağ depoluyorlar insanlar evlerine. Evet. Niye? Çünkü yağ bozulmayacak. Saklayabileceğini biliyor. Yarın öbür gün yine ihtiyacı olacağını da biliyor. Ama yarın fiyatını bilmiyor. Bugün aldım diyor. Yarın bunu gelirimle alamayacağım diyor. Veya araba, ikinci el araba alıyor. Alabiliyorsa. İşte gidiyor koşuyor hemen. İhtiyacı olmasa bile. Gidiyor arabayı alıyor ki en azından ben para olarak kalsa, faize bile koysam, negatif reel faiz var, eriyecek. Bari araba da eriyecek. Eskime payı var ama o kadar erimeyecek. Bari böyle kurtarayım kendimi diyor. Bütün ekonominin çarkları bozulmaya başlıyor. Yani parayla oynamak, parayı bozmak. Yani şey gibi işte dediğim gibi motorun yağını çıkar. Motor 2 dakika sonra paramparça olur. Bir içten yanmalı araba motoru. Veya çok şey yaparsan da boğulur. Çok fazla yağ koyarsan da boğulur. Belli bir oranda bir yağ olması lazım. Kurcalanmaması lazım. Bunun ne çok çabuk artması lazım ne ortadan yok olması lazım. Çünkü enflasyon evet parayı önce bir parayı arttırarak o yağı arttırarak boğar gibi bir etki yapıyor. Sonra para öldüğü zaman para kalmadığı zaman bu sefer yağsız kalıyorsun. Hiç bartıra dönüyorsun ilkel ekonomiye dönebildiğin kadar. Yani ne kadar dönebilirsin? Sen insanlarla çalışıyorsun, bir şey üretiyorsun. Hadi ürettiğini paylaş diyelim. O adam ne yapacaksın ya? Yani? Araba veriyorsun, herkese araba versen işini görecek mi? Hayır, herkesin bir sürü iş ihtiyacı var. Yani onu gidecek, başkasıyla takas edecek, bilmem ne kadar vereceksin. Tonla sıkıntı. Peki Kerem abi, para nedir? Para üretimin maliyetinin düşmesi çok kötü bir şeydir. Bu genel olarak da kötü bir şeydir. Devlet eliyle yapılması daha da kötü bir şeydir ama yani genel olarak da mesela şöyle olsa, bir örnek daha verelim para üretme maliyeti altından. İşte altın üretiliyor, belli bir üretim kapasitesi var ve tarih boyunca bu hep var olan altının %2-3 artar. Hep. Yani böyle bir stabil bir şey vardır altın, yani fiziksel miktarını. Diyelim ki meteor düştü bir tane, altın meteoru. Var olan şimdiye kadar üretilmişin 10 katı altın pat diye de kolayca ulaşılabilecek bir yerde. Herkes de gidip alabiliyor. Yani üretim maliyeti neredeyse yok gibi bir şey diğerine kıyasla. Normal altın üretimine kıyasla. Bu da felakettir. Bu da altının para olma şeyini kötü etkiler. Ama bu çok sık olan bir şey değil. Ama devletin elinde, insanın elinde böyle bir şey alet verirsen, yetki verirsen veya güç verirsen ve insan yozlaşmaya da işte hiçbir şey vermeden bir şey almaya meyillidir hepimiz. Bu insan doğası. Daha önce de konuştuk. Herkes mümkünse hiçbir bedel ödemeden bir şey almak ister. Olmuyorsa en az bedeli öderek bir şey almak ister. Bundan daha doğal bir şey yok. Bütün bu çabamızın amacı zaten bu. Motivasyonumuz, üretkenliğin, bilmem ne kıt kaynakları. Ama yani bu başkalarının bedel ödediği şekilde olmaz. Sen bunu başkalarına bedel ödeterek yapıyorsan, başkalarını satın alma gücünü çalarak veya başkasını köleleştirerek veya başkasının malına mülküne el koyarak yapıyorsan bu olmaz. O zaman ne olur? İşte ahlaki olarak şeyini bırakalım şeyini, topun paramparça olur. Şimdi ben konuşmadan şöyle anlıyorum. Senyoraj hakkı bir yerde olunca ki bu genelde devlette oluyor. İşte İtalyan kent devletlerinde tüccardaydı bir miktar ama şimdi artık devletlerde. Böyle olduğunda
Para arzını orası belirlediği için ve ilk kullanacak kişilere de orası karar verdiği için toplum içinde haksız bir para transferi gerçekleşiyor. Bir kısmı devlete, bir kısmı özel sektöre. Bu bir kötü etkisi. Evet. Kötü etkilerinden biri. O da önemli. Ahlaki tamam. bir. Bu hırsızlık tarafı. Yani bir nevi hırsızlıktır bu, sistematik. Ama diğer kötü tarafları da var. İşte geleceğin belirsiz olması, fiyatların sürekli değişmesiyle ilgili plan yapamama, muhasebe yapamama. Diyelim bu hırsızlık olmadı. Yani bunu bir kenara bırak. Böyle bir hırsızlık yok. Yeni parayı eline alanlar, buna kantilyon etkisi de derler. İşte kantilyon çok önemli bir Fransız ekonomisttir. Adam Smith öncesi hatta. Bu ahlaki tarafı. Bir de işte o paranın işleyişini bozmadan kaynaklanan, genel ekonomik işleyişine olan katkısını bozduğundan dolayı genel ekonomik işbirliği ve genel ekonomik işleyişine verdiği zarar var, pratik zarar var. Hiç orada birinden cebinden alıp birinin cebine koyduğu şey olmasaydı bile böyle bir zarar var. Onu da vurgulayayım dedim tekrar. Şimdi senin önerin anladığım kadarıyla bu imtiyazın onlardan alınması değil mi? Devletin para basma imtiyazının artık verilmemesi gerektiği. Peki yeni sistemde nasıl olmalı? Şundan soruyorum bunda. Bugünkü konu para nedir, ne değildir? Şu ana kadar ne olduğunu anlattın, ne zaman zayıfladığını anlattın. Daha para ne değildir? Ona belki girmedik sanırım. Tamam. Peki bir yandan da paranın güçlenmesi için ne gerekir? Devlet dışarıdan bırakılmalı. Ne değildir'i şöyle birkaç başka programda söyledik. Mesela sermaye programında söyledik. Para sermaye değildir. Sermaye üretim araçlarına verilen isimdir. Para onlara en kolay ulaşma aracıdır. İşte bizim o ben ara sıra da Twitter'da bazı sosyalist arkadaşlarla münakaşaya giriyorum. Fark ettiğim ilk yanlış bildikleri şey, parayla sermayeyi karıştırıyorlar ki bu çok standart klişe bir hatadır. Para dediğin şey evet çok kolaylaştırdığı için sermaye bir para olarak tutup, daha doğrusu parayı sermaye gibi tutup sermaye mallarını erişimde kullanmanın da faydaları var. Para aynı zamanda varlık, zenginlik değildir. Para kendi başına hiçbir şey alışverişi kolaylaştırmak dışında ne tüketebilirsin ne başka bir şey üretmekte kullanabilirsin. Yani para ne bir elma gibidir, mide karnımızı doyurur, ne bir kara saban gibidir, üretime katkıda bulunur, tarım üretimini arttırmaya yarar. O yüzden para miktarının, mesela kara sabanın veya işte elmanın artması zenginlik getirirken ekonomide, paranın artması zenginlik getirmez. Bunları vurgulamam gerekiyor sürekli, çünkü insanlar şöyle kendi açılarından baktıkları zaman, bireysel perspektiften, şimdi senin cebinde 10 bin lira olması 1000 lira olmasından iyi senin için değil mi? Yani senin para miktarının artması senin için ideal bir durum. Bu senin için böyle olabilir ama ekonominin bütünü için bu bir ekonomik toplam zenginlik arttırmaz. Öyle mesela senin cebindeki 1000 lira, sen 9 bin lirayı da basarak veya kalpazanlık yaparak veya devletsin veya öyle bir imtiyazın var diye 10 bin liraya çıkardığın anda senin zenginleşmenin bedelini diğer para sahipleri öder. Yani toplam bir zenginleşmenin artmasından bahsetmiyoruz, servetin el değiştirmesinden bahsetmiyoruz. Böyle bir etkisi olur. Öbür sorun neydi? Bir şey daha sormuştun. Ben de unuttum. Devletin nasıl kaliteli parayı nasıl koruyacağız? Şimdi kalitesizleşiyor. Devletin eline geçtikçe monopolistik ve işte ayrıcalıklı bir grubun eline geçtiği zaman bu monarşi de olabilir, demokrasi de olabilir. Bu fark etmez. Yani daha önce de konuştuk. Monarşi babadan oğula geçen devlet. Demokrasi de yine ayrıcalıklı, aynı ayrıcalıklı insanlar ama babadan oğula geçmiyor. Kan bağı yok, seçimle geliyorlar veya başka bir şeyle geliyorlar. Şimdi bu imtiyazlı insanla bu yozlaşıyor. Yani güç yozlaşır. Mutlak güç mutlaka yozlaşır. İşte Lord Acton'ın meşhur bir lafı vardı. Bunu engellemek için geçmişte birkaç tane pratik, yani bunun pratik yöntemleri gerekiyor. Yani bunu sen teoride böyle olmalıdır, yani böyle olmalıdır diyorum ama nasıl olacak? Yani pratik bazı şeyler lazım. Aynı şey devlet için de geçerli. İşte devletin büyümemesi için, daha fazla bireyi ezmemesi için pratik bazı şeyler düşünmüşlerdi. İşte kuvvetler ayrılığı olsun, işte hukukun üstünlüğü olsun, anayasa olsun, yargıçlar bağımsız olsun falan gibi. Bunlar pratik şeyler. Şimdi normalde tarih boyunca her zaman için rekabet, yani para üretenlerin rekabeti burada rol oynamıştır. Hala bu geçerlidir bu yozlaşmış sistemde bile. Mesela şu anda TL ile dolar rekabet halinde. TL daha kötü, daha kalitesiz bir para haline dönüştürüldüğü için dolara geçiş imkanı varsa insanların, ki belli oranda var dünyanın her yerinde, pat diye millet ne yapıyor? TL'yi bırakıyor, dolara geçiyor. Aralarında belli bir rekabet var ve bu
TL'nin daha da yozlaşmasını kısmen engelliyor aslında. Yani tabii ki yozlaşıyor, daha iyi olabilir ama bir rekabet var. Eskiden daha da şeydi. Mesela darp dediğimiz o sikke basma metal paralarda da rekabet vardı. Onu basan adamlar üzerlerine kendi şeylerini koyuyorlar, markalarını koyuyorlar. Yani hepsi standart değil. Bakıyor bir 100 yıldır, 200 yıldır bir darphane, işte bir maden veya madenler de, maden sahipleri de, işte mesela yeni dünyada gümüş madenlerini İspanyollar falan keşfettiğinde, mesela dolar şeyi, doların asıl o gümüş 1 dolarlık şey hep Meksika'da üretiliyordu, orada bir madenin. Ve çünkü çok uzun süre gramajı ve kalitesi ve o ayarını değiştirmeden güven kazanarak bastığı için, işte onlar arasında da, darphaneler arasında rekabet vardı mesela eskiden. Şimdi ama şöyle bir mucize bir şey oldu. Satoshi Nakamoto isminde bir adam, yani tarihte ya kimsenin aklına gelmeyecek bundan evvel. Yani paranın bu sorunlarını bilen, aynı zamanda teknolojiyi de bilen işte bir adam çıktı, bir tane bir şey yarattı, Bitcoin diye. Böyle bir kırılma anı ki bu. Çünkü bazı şeyler dünyada, genelde her şey inkremental olarak ufak ufak gelişir veya kötüleşir. Yani böyle ani şeyler, bir anda böyle paradigma değiştiren, her şeyi değiştiren gelişmeler çok ender görülen şeyler. Bu Bitcoin'in şeyi tabii ki gelişimi zaman aldı ama fikir olarak, yani çalışan, fikir halindeyken bile çalıştığı belli olan ve ilk düğmeye basıldığında, işte bu bilgisayarlar, madencilik, bloklar bulunmaya, Bitcoin sistemi, network çalışmaya başladığından itibaren çok bir şey değişmedi çalışmasında Bitcoin'in. Popülerleşmesi, insanların bunu algılaması, adapte olması zaman aldı ve yayılması zaman aldı ama sistem aynı sistem yani. Şöyle bir şey yaptı adam. Bir, arzı sınırlamanın, kıtlığın çok önemli olduğunu biliyor ve ilk defa tarihte dijital bir varlık kıt halde oldu. Çünkü dijital şeylerin özelliği nedir? Çok basit ve ucuza kopyalanabilmesi. Sende bir dijital fotoğraf varsa bunu 2 klikle tik 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 kopyalayıp milyonlarca, sonsuz üretebilirsin. Maliyetsiz neredeyse. Sıfır maliyetle. Eskiden dijital şeyler, o yüzden mesela dijital müzik korsanlığı, işte video korsanlığı falan gibi bir sürü dertler vardı. Niye? Çünkü dijital bir şeyi veya kitabı yine fiziksel olarak da kopyalayabilirsin ama yine bir basman lazım, matbaa lazım, bir maliyete giriyorsun. Kitabın senin düştü şeye, internete dijital olarak sonsuz kopyala kopyala e-mail at bir sürü insana. İlk defa tarihte dijital bir şey kısıtlı hale getirildi. Çünkü bir şeyin para olarak çalışabilmesi için sınırlı sayıda olması lazım. Yani o yüzden daha önce çok denemeler oldu Bitcoin öncesinde, dijital para. Bu işi çözemedikleri için çalışmamıştı. Bir merkezi otoritenin kontrol etmesi gerekiyordu arzı. O zaman da ona güvenmen gerekiyordu. Yani nasıl güveneceğim? Bir tane adama veya bir kuruma güvenmek zorundasın. Adam diyor sana, ben kontrol ediyorum bunu dijital ama güven bana. Satoshi Nakamoto'nun yaptığı şey, bir kuruma, bir gruba, bir kişiye güvenmeden belli bir konsensus sistemiyle hem protokolün genel kurallarının, bunun içinde en önemlisi arzın sınırlı olmasının da kontrol edilmesi var. Ve bunun değiştirilmesi hemen hemen imkansız. Şöyle de bir şey oldu. Bir ek daha bu az şey yapılan Bitcoin ile ilgili. Şu Bitcoin'de başından itibaren de, şimdi de belli bir enflasyon var. Madenciler yeni Bitcoin buluyor. Eskiden daha yüksekti bu. Daha çok buluyorlardı. 10 dakikada bir. Şimdi de 10 dakikada bir buluyorlar. Yani var olan Bitcoin sayısı toplamda artıyor. Ama bu %100 bilinen bir şey. Yani bugün ne kadar olduğunu bilinmekle yetinmiyoruz. 20 sene sonra olanı da biliyoruz. 30 sene sonrasını da biliyoruz. Enflasyon oranını. Ve bu azalarak devam ediyor. Öyle seçmiş. Bunu şey olarak da yapabilirdi. Mesela işte sonsuza kadar gidecek, hep %2 artacak şekilde de yapabilirdi. Ama öyle yapmamış. Böyle yapmış. Çok daha sağlamlaştırmış. Yani bir şeyin arzı, atıyorum 2 tane şey var. Bir şeyin arzı %5 artıyor. Bir şeyin arzı %2 artıyorsa %2 artan daha sağlamdır. Daha satın alma gücünü daha iyi koruyor. Bir şeyin %2 ise, birinin %0'sa, hiç artmıyorsa, o daha serttir, sağlamdır, daha az şey yapar. Yani relatif çünkü bu. Tabii ki dolara, TL'ye bakarken fixlenmiş %2, %5 de çok güzel bir şey. Yani şu duruma baktın, zaten merkez bankaları sonsuz para basıyor. Sen bir şey yaratmışsın, sonsuza kadar %5 gitsin, o da güzel bir şey ama daha şey var, daha güzelini veya da öyle seçmiş, önemli değil. Ve bu gelecekteki belirsizliği, işte paranın aslında fonksiyonlarından biri olan gelecekteki belirsizliği kaldırma şeyine de çok büyük hizmet ediyor. Çünkü sen paranın satın alma gücünü, şimdi üretimi bilmediğin için gelecekte
tam olarak satın alma gücünü hesaplayamazsın. Çünkü şöyle oluyor, sabit bir para miktarı sabit kaldığı zaman üretilen mal ve şeyler artarsa paranın satın alma gücü artar. Her şey daha ucuzlar zaman içinde. Ama bu ekonomik büyümeyi hesaplayamayabilirsin. Bir işte kötü bir doğa olayı olur, bir şey olur, illa bir devlet yüzünden değil. Çeşitli nedenlerle ekonomi sekteye uğrayabilir veya bir atılım olur, bir teknoloji şey olur, ekonomi çok hızlı büyüyebilir. Bunları sen hesaplayamazsın. Yani satın alma gücünü bugünden 100 sene sonrasına birebir bilemezsin. Zaten 100 sene sonra ne olacağını da bilemezsin. Yani bir sürü yeni ürün mal çıkmış olacak. Ama şunu bilebilirsin. Yani arzı sınırlı bir şeye sahipsen. Kardeşim bunun değeri ne olursa olsun artacak. Yani bunu başka biri manipüle edemeyecek en azından doğa şartları dışında. Kimsenin elinde olmayan şartlar dışında biri bunu müdahale edemeyecek. Birileri gelip benim yaşam enerjimi, birikimimi, bütün hayatım boyunca çalıştırıp biriktirdiğim, kenara koyduğum şeyi ve hiç beni görmeden uzaktan iki tane düğmeye basarak yanıma bile gelmesine gerek kalmadan çalamayacak. Yani bugün herkes yani birinden bir şey çalabilirsin. Hala çalıyorlar. İşte hırsızlık denen bir şey var tarih boyunca. Bugün de var, yarın da olacak. Ama bu yüz yüze gelmeyi, işte bir riske girmeyi gerektirir. Bu öyle bir hırsızlık ki enflasyon yüzünü görmediğin adamların, görmek zorunda olmadığın adamların parasını çalıyorsun. Yaratarak, bedelsiz olarak para yaratarak. Yani bunu engellemek bile çok önemli bir şey. Şimdi mesela parayla ilgili bir yanlış bilinen bir şey daha var. Bunu da şey yapalım. Deflasyonist dedim ya, paranın şey sabit kalırsa satın alma gücü artar. Bir grup insan diyor ki paranın satın alma gücünün düzenli şekilde düşürülmesi lazım. Yoksa ekonomi çalışmaz. Şimdi bunu genelde Keynesyenler, Modern Monetary Theory'ye evrildi o. İşte MMT diyorlar. Onlar işte devlet masa basıyor. Her şey devlet kontrol ediyor. Sonsuza kadar basalım. Hiçbir şey olmaz. Şimdi onlar pek ortalarda yoklar bu son günlerde olan enflasyon şeylerinden ama çünkü bir süre şöyle bir şey oldu. Para basılıyordu ama ekonomide üretkenlik öyle artıyordu ki yani o market fiyatlarına yansımıyordu. Çoğu insanın bütün harcamalarında büyük yer tutan komoditize olmuş, emtialaşmış bir sürü ürünü, işte yiyecek içecek, dijital ürünler, çok fabrikalarda milyonlarca hızlı şekilde üretilebilen işte şeyler, ürünler. Bunlar da üretkenlik çok artıyor. Para miktarı artmasına rağmen bunların fiyatları o kadar artmıyor. Bunlar da diyor ki bak işte biz para basıyoruz hiç enflasyon olmuyor. Yani ekonominin serbest piyasanın yarattığı üretkenliğin o tepedeki şeyi çalıyorlar yine. Yine çalıyorlar. Alıyorlar onu. Ama hissetmiyor normal sıradan insan. Ama bir yandan da şeylerin fiyatı bir artıyor. Evlerin fiyatı işte çok hızlı üretilemeyen ama herkesin arzuladığı işte sahip olmak istediği şeylerin fiyatı da artıyor. Ne yapıyorlar? İşte tefe tüfe sepetinde onları kale almıyorlar. Çok üretilen, işte ucuza üretilen şeyleri koyuyorlar. Bak enflasyon artmamış. Ne güzel. O keyfinize bak. Şimdi o dönem şey oldu. Ama şöyle bir argümanları var. Diyorlar ki paranın satın alması düşmezse millet parayı hoard eder bir kenara atar. Nasıl ileride değeri artacak diye. Harcamaz parayı. Harcamazsa ekonomik çarklar durar. İşte cirolar düşer. Cirolar düşünce şirketler batar. Şirketler batınca işçi çıkarır. İşçi çıkarınca daha beter olur. Böyle kötü bir döngüye girersin. Şimdi bu tabii uzadı biraz. Bunu ne kadar bitirebilirim? Hızlı bir şekilde bunu toparlamam lazım. Buna da bir cevap vereyim, Tamamdır. vermeye çalışayım. Şimdi birincisi tarihsel olarak biz deflasyonist bir ortamdan dünya geçti. Bunların korktuğu şey oldu ve hiç de böyle bir şey olmadı. Tam tersi en büyük ekonomik büyüklük. Hangi dönemde 1800 ile 1900 arası Batı Avrupa ve Amerika'da. Şimdi arada savaşlar oldu. Mesela Batı Avrupa'da önce Napolyon savaşları, sonra Franco-Prussian, arada bir sürü savaşlar oldu. Amerika'da da ufak tefek savaşlar. En önemlisi iç savaş oldu 1860'larda. O kısımları bir kenara bırakıyorum. Onlar istisnai durumlar. Onun dışındaki o dönem öyle bir hem doların ve işte dolar derken işte bir gramajlı gümeşten bahsediyoruz aslında. Bütün Avrupa için de geçerli. Yani o zaman herkesin kendi para birimi var ama gramajları fix. Yani arada dalgalanan kur rejimi falan yok hiçbir ülkede. Aslında paranın gramajı önemli. Burada bütün kapitalizmin yaptığı en büyük atılımlar, hatta bizi bugüne taşıyan elektriğin kullanılması, işte önce buhar tabii tren yolları, buhar gemileri, elektriğin kullanılması, elektrik motorları, içten yanmalı motorlar, neredeyse işte uçuş 1903 mü 5 mi ne ama yani o döneme katabiliriz. 1910'a kadar diyelim. 1800 ile 1910 arası veya Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar. İşte telgraf, telefon, radyo, teknolojik ne varsa, işte büyük büyük demir çelik, çelikteki büyük gelişim, işte Carnegie'nin
US Steel'la işte bu New York'un büyük büyük çelik binaların, çelik şeylerin yapılması, yani çeliğin ucuzlaması ve kalitelileşmesi. Petrol, petrolden üretilen rafineri sonucunda işte Rockefeller'dan bahsetmiştik. Önce kerosen gaz yağı, daha sonra mazot, benzin gibi şeylerin üretildi. Daha sonra plastiğin, plastik tabii 20. yüzyıl ama bir sürü işte bunların kullanılması, fabrikaların büyümesi, insanların reel olarak, satın alma olarak güçlenmesi. 1800'de 1900 yılındaki bir birim Amerikan parası 1800'den daha fazla satın alma gücüne sahip. Bunu girsinler, araştırsınlar tarihini. Bırak değer kaybetmeyi, güçlenmişti. Yani 100 sene geçmiş aradan satın alma gücü paranın güçlenmiş. Kimse de aman Allah'ım ben parayı işte o var yemez amca vak vaklar var ya çizgi filmde, ben altınların içinde gezdim. Çünkü bir daha söyleyeyim, para zenginlik değildir. Tek başına bir işe yaramaz. Para sahibi olarak açlıktan ölürsün sadece para sahibi olarak kalmak istersen. Parayı harcaman gerekir. Bir, temel ihtiyaçlarını harcamak için. İki, yavaş yavaş da lükslerini harcamak için. Ve bu doğru olsa bugün de var bunun bir örneği. Ne? İşte elektronik. iPhone'lar, iPhone'lar. Her beklediğinde iki senede daha iyisi çıkmıyor mu aynı fiyata iPhone'un kardeşim? Bekle o zaman. Sonsuza kadar daha iyisini bekle. Madem beklediğin zaman işte şey olacak. İnsanın tüketmesi lazım yaşayabilmesi için. Yani bu saçma bir şey. Ve şeyin etkisini de hesaba katarsan, yani değer kaybeden paranınla kıyaslarsan değer kazanan parayı, yani hani değer kazanan para şöyle şöyle teorik olarak hiç gerçekleşmemiş bu hayatta, tam tersi mevcut, baktığın zaman ampirik işte bulgulara tam tersi geçerli ama diyelim ki kafalarında böyle bir hayalleri var. Değer kaybeden para relatif olarak nelere yol açıyor? İşte enflasyon bölümünde de anlattık. Burada da biraz anlattık. Nelere sebep oluyor? Ne büyük yıkımlara, ekonominin ne kadar verimsizleşmesine, işte fakirliğe, fukaralığa. Bugün bir sürü insan fakirleşmeden, yani çok zor dönemlerden geçiyoruz. Türkiye çok daha zor dönemlerden geçiyor. Bütün dünya zor dönemlerden geçiyor. Çoğu devletlerin gerizekalılığı. Neyse. Ama şimdi bu kapitalizmi, bu zenginliği herkes de şikayet ediyor ki işte bana lanet olsun böyle piyasaya, işte böyle serbest piyasa mı olur, işte tweet attım piyasanın görünmez eli diye. Görünmez evi işte şöyle, insanlar şeyi algılayamıyorlar. Bunun sebebi ne? Ve bunun sebebi şöyle, bak bunu çok şey yapmamız lazım. Daha önceden bahsettim. İnsanın doğal hali sefalettir. Sorgulayacağın şey zenginliğin nasıl olduğudur. Önemli olan şey budur. Bugün insanlar kendilerine sorsunlar. Nasıl oluyor da eğitimli bir şempanzenin yaptığı rutin işi yaparak sıradan bir insan 200 sene, 300 sene evvel yaşamış kraldan daha rahat bir yaşam yaşıyor. Yani bu kapitalizm sayesinde ve kapitalizmin altına oyan en büyük kurum da merkez bankaları ve bu para miktarını, para tekelini şey yapan, suistimal eden merkez bankaları ve devletler maalesef. Bütün bunların yarattığı yıkımı yaşıyoruz şu anda. Başka yıkımlar da var işte. Fiyat kontrolleri, regülasyonlar, yani insanların serbestçe özel mülkiyetlerini ile birlikte işbirliği yapıp zenginlik yaratmasının önüne çıkan her türlü engel. Hangi sebepten olursa olsun. Politik sebeplerden, yanlış ekonomi bilgilerinden, yok yolsuzluktan, hırsızlıktan. Sebep önemli değil. Bir devlet, bir ekonomi kötüye gidiyorsa müsebbibi devlettir %99. %1 ihtimalle doğal bir afet olmuştur. Deprem olmuştur, işte fırtına olmuştur, kafana asteroid düşmüştür. Olabilir, böyle şeyler de olabilir. İşte tsunami gelmiştir. Bunlar insanların baş etmesi gereken şeyler. Ama insan, devletin sebep olduğu bu yıkım, yani her yerde var. Bazı ülkelerde daha çok, bazı ülkelerde relatif olarak daha az. Daha az olan ülkelerde zaten daha gelişmiş, zengin ülkeler diyoruz. Yoksa oradaki adamlar genetik olarak senden benden daha üstün insanlar değiller. Yani onlar şartları, tarihsel şartlardan dolayı öyle bir toplumun içine doğmuşlar. Daha üretken olabiliyorlar. Tasarruflarını daha koruyabiliyorlar. %100 yine koruyamıyorlar. Ama daha iyi koruyabiliyorlar. İşte bu şeyi de ortadan kaldıracak olan şey Bitcoin diye ümit ediyorum. Yani daha doğrusu insanı böyle dizginleyen, yani devleti dizginleyip biraz, mümkün yani %100 dizginlemek belki mümkün değil ama belli bir oranda dizginleyip ekonomik şartları empoze ederek, çünkü şu anda çok uzun zamandır 20. yüzyılın başından beri merkez bankalarıyla birlikte ekonomik sonuçları, yaptıkları hataların ekonomik sonuçlarını ileriye atabiliyorlar para basarak. Gelecek nesillere bırakabiliyorlar bunun bedellerini. O günkü bedeli ödetmiyorlar. O günkü adamdan vergi almaya çalışsa beceremeyecek, ayaklanacak millet. Sen merak etme, vergini arttırmıyoruz, biz para basıyoruz. Bunun bedelini senin çocuğun ödeyecek diyor. Torunun ödeyecek diyor. Evet öyle oluyor. Bugün yaşayan millennial'lar, Generation Z, işte bu çocuklara üzülüyorum. Yani bırak bir şey başarmayı, başarmayı hayal bile edemiyorlar. Öyle bir şeye geldik ki
Eskiden 1950'lerde, 60'larda işte iyi bir işe gireyim, biraz para biriktireyim, ev alayım diye ümidi olan ve bunu yapan insanlar varken, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışken bir de Batı'da. Şimdi ev almayı hayal bile edemiyor hiçbir genç. Yani böyle bir ortama düştük maalesef. Bunun tabii ki çözümü var ama dediğim gibi zor ve işte aleti edebatı belli. İyi, güzel bir İnşallah. Bölümde. Belki sonraki bölümlerden bir tanesinde nasıl yapılacağını konuşuruz. Çünkü şöyle bir düşünce de uyanıyor insanda. İşletim sistemi şu an devlet üzerinden giderken bunun belki de görmediğimiz bazı olumlu işlevleri de olabilir. Yani o kaldırıldığında yerine gelecek yeni sistem eskinin iyi yapıp da şimdiki sistemin yeni iyi yapamayacağı şeyler de olabilir. Bunu da olabilir. Hakikaten düşünmek lazım. O daha spekülatif olur. Ben şimdi zararlarını net görüp analiz edip sana söyleyebiliyorum. Olmadığı zamanda ne olacak? İşte what if senaryoları. Öyle olmasaydı böyle nasıl olurdu? Geçmişte örnekler vereceğiz. İşte spekülasyon yapacağız. %100 tabii bilemeyiz gelecek nasıl şekillenir. Belli kurumlar ortada olmayınca onların yerini nasıl kurumlar alır? Benim bazı fikirlerim var ama bunlar spekülatif şeyler. Ama böyle havadan kafadan uydurduğum, havadan tuttuğum şeyler de değil. Yani Ama altı kıymetli biraz dolu. olacağını düşünüyorum. Yani İnsan psikolojisine uygun. Evet, ve bir şey başlığı da yapabiliriz. Bak önemli. Geçen düşünüyordum onu. Onu arada hep vurguluyoruz işte faşizmle, sosyalizmden falan bahsederken bu şeyde. Toplum mühendisliği diye bir genel bir kavram var. Bir sürü şeyi kapsayan. Belki toplum mühendisliği üzerine bir konu yaparız. Çünkü hayatta bu insanların bugün sahip oldurdukları en değerli şeyler hep alttan organik olan gelen şeylerdir. En büyük felaketler de tepeden birilerinin, gücü ele geçirenlerin planları sonucu olmuş şeylerdir. Bunlara örnekler de veririz belki. İşte Yani şeyin çok güzel... ütopyalar niye distopyaya dönüyor? Ona Evet, bakacağım. maalesef. Matt Ridley diye bir yazar var. Onun kitaplarını öneriyorum. Matt Ridley mesela Rational Optimist diye bir tane çok güzel kitabı var. Bir de Evolution of Everything diye bir kitabı var. Zaten kendisi evrimle ilgili şeyler de yazan bir adamdır ama bu Evolution of Everything şey evriminden bahsediyor. Yani biyolojik evrimden değil. İşte bugün medeniyeti oluşturan değerler, zenginlikler, güzel şeylerin evriminden de bahsediyor. O da çok güzel bir kitap. Onu da tavsiye ederim. Çünkü bilmek lazım yani ne olduğundan nasıl buraya geldik. Yani hep bahsediyorum o geçmişten gelen bir perspektif önemli. Çünkü içine bulunduğumuz durumda tabii mutlu olduğumuz şeyler var, şikayet ettiğimiz şeyler var doğal olarak. Bazen daha iyi gidiyor durumumuz, bazen daha kötüye gidiyor. Bu da normal. Ama geçmişle kıyasla bunun sebepleri nedir? Geçmişle kıyasla ne durumdayız? Bunları da bilmemiz lazım. Tamamdır. Belki bir program daha yaparız. Ağzına sağlık Kerem abi. Tamam. Bir sonraki programda yine buluşmak üzere. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Bir bölümü daha bitirdik. Bu bölümü de eğer beğenerek izlediyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Haftaya yine yeni bir konuyla Kerem Tübük bakalım bize neler anlatacak.